Kastamonu Beyaz Haber'den mutlu günler sevgili izleyiciler. Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Türkiye için çok büyük bir müjdeyi açıklayacağını duyurdu. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Bu açıklama gündeme bomba gibi düştü ve hemen hemen tüm basında bu konu tartışılmaya başlandı. Herkes tahminlerde bulunuyor. Büyük müjde ne olabilir? Düşüncelerimizi ortaya koyduk ve siz takipçilerimizden düşüncelerini almak istedik. Biz Beyaz Haber ailesi olarak bizi heyecanlandıran doğalgaz, aşı ve petrole acaba mı dedik. Bakalım Kastamonu halkı bu duruma ne diyor? Gelin hep beraber izleyelim. EYT sorununa bir çözüm getirmesini bekliyoruz. Yaşımız 50 oldu ama hala çalışıyoruz. Hastalıklar bir yandan başladı, artık yaşımızı aldık. Önümüzdeki en büyük sorun EYT. Bir de ekonomide biliyorsunuz hastalıktan dolayı, pandemiden dolayı çok büyük bir çöküş var ekonomide. Şimdi reklamlarda çıkıyor şöyle yardım ettik, böyle yardım ettik diye ama kesinlikle pek bir yardım maalesef kırsalda yok. Yani bizim bölgemizde yok bana göre. Çünkü en son kredide başvurduğumda bankaya kredi borcu olmayanlar alabilir dediler. Biz de elimiz boş döndük maalesef. Ne bekleyebilirim ki Cumhurbaşkanı'ndan başka? Yani bu çözümler, en büyük sorunumuz ekonomi değil mi? Evet. Maalesef. Ama ne verecek? Hayal. Biz şöyle bir düşünceye kapıldık. Kastamonu Beyaz Haber ailesi olarak. Evet. Acaba Doğu Akdeniz'e biz petrol çıkar diyoruz. Bildiğiniz üzere. Petrol veya doğalgaz bütün dünyalarda şu an pandemi aşısını bulduğunu söylüyor. Acaba bizim ülkemizde bulduk diyerekten çıkar mı? Erdoğan'ın, Sayın Başkan'ın vaati bu olabilir mi sizce? Aşı olabilir mi? Olabilir. Keşke olsa. Hep beraber kurtulsak. Keşke aşı olsa, bak o da güzel. Evet. Keşke aşıyı bulduk deseler. Ve herkes kurtulsa bu hastalıktan da bir an önce normale dönsek. Ama bütün Türkiye için en önemli, bütün dünya için önemli olan şey bu değil mi? Tabii. Bakın, yani hepimizin yaşlısı var. Korkudan annemizin babamızın yanına gidemiyoruz. Herkesin hastası var. Aşı da olabilir. Keşke olsa ya. Ama hani ne bileyim ben, en azından bir ipucu verseydi. Vermedi. Bekleyeceğiz. Ne kaldı ki? 24 saat. Evet. Sizin ama özellikle istediğiniz ekonomi değil mi? Ekonomi. Sonra ekonomiyle yürümüyor mu her şey? Evet. Bakın ben Araş ilçesinden geldim. Esnafım. Bizim ilçe 6000 nüfusu. Daha küçük bir yer. Ve nüfusa göre dönüyor ekonomi. Evet. Düşünün. Yok. Emekli ilçesi bir de. Bitti mi? Bitti. Ufak tefek konfeksiyon atölyeleri çalışıyor. Onlar olmasa halimiz harap. Yoksa yani ne, en büyük derdimiz o. Ekonomi. Biz ne bekliyoruz? Vergi indirim bekliyoruz. Mesela şey olabilir. Benzinde, motorunda, akaryakıtta vergi düşebilir. Veya fiyat ucuzlayabilir. Çünkü doğalgaz ve şey çıktığı için Doğu Akdeniz. Ondan sonra aşı, Covid-19 aşı olabilir. Yani o tür bir şeyler olabilir yani, bilmiyorum şu anda. Özellikle sizin istediğiniz? Ya bizim istediğimiz yani tabii... Müjde tam bizlik dediğiniz. Yani ne bileyim, vergiler biraz daha düşsün. Mesela özellikle akaryakıttaki vergiler çok kullanıldığı için düşsün. Çünkü Türkiye'de akaryakıt bayağı bir pahalı. Evet. Siz de biliyorsunuz. Biz onları istiyoruz yani, vatandaşımız rahatlasın, ne bileyim askeri ücret, yani ekonomi biraz daha düzelsin. Hayat standartları biraz daha yükselsin. Biz onları istiyoruz yani. Belki doğalgaz olabilir. Petrol veya doğalgaz çıkabilir. Evet. Öyle bir beklentimiz var tabii. Biz de Kastamonu Beyaz Haber ailesi olarak şöyle düşündük. 3 tane seçenek çıkarttık aslında. Bunlardan bir tanesi petrol, bir tanesi doğalgaz. Doğu Akdeniz'de aradığımız için. Evet. Bir diğeri de bütün dünya pandemi aşısını bulduğunu söylüyor. Tek tek açıklamalar geldi. Belki duymuşsunuz. İnşallah. Tek temennimiz o. Türkiye'mizde acaba yarın için Sayın Erdoğan bunu açıklar mı?
tek temennimiz bu olur inşallah. Biz doğalgaz, petrol bekliyoruz ama tek temennimiz aşıyı bulması. Tüm insanlık için daha iyi olur daha bence. Tabii daha güzel olur. Sizin özellikle başka istediğiniz müjde var mı? Hani Erdoğan'ın şunu açıklasın dediğiniz bir müjde. Tabii ki aşı müjdesi beklediğim, yani beklediğim açıklama aşı. Tüm insanlık için. Doğalgaz, petrol bu da çıkarsa tadından yenmez tabii. Ya sürpriz zaten açıklandı ki. Başka partiler tarafından doğruysa bilmiyorum da yani başka şey de olabilir. Ben şimdi o konuda yorum yapamıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız konusunda. Bizim aklımıza da şöyle bir şey geldi. Acaba doğalgaz, hani biz Doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. Petrol mü çıkarttık yoksa koronavirüs ile alakalı bir aşı mı bulundu? Aklımıza bunlar geliyor. Sizin aklınıza başka ilginç bir fikir geliyor mu? Ekonomi konusunda olabilir. Topluma yardım konusunda olabilir. Ne bileyim yani insanların refahı için belki bir çalışmalar yapılmış olabilir. Cumhurbaşkanımızın yarınki açıklayacağı müjdede muhtemelen aşının çıkacağını tahmin ediyoruz. Yani bizim için en iyi müjde bu olur. Eğer aşı çıkarsa yani insanların gidişatı ortalık düzelmiş olur. Yani bundan iyi bir müjde olamaz bizim için. Evet, petrolün 3 müjdeden bir tanesinin olacağını ben de tahmin ediyorum. Muhtemelen biz aşıyı kendi ülkemizde değil de sanırım yani ihracat yoluyla ülkemize ulaşacağını tahmin ediyorum. Yani bilim bulunmuş, test edilmiş bir şey. Türkiye'ye de bunun müjdesini verecekler sanırım. Aşı da bulunmuş olabilir. Keşke aşı bulunsa da hiç olmasa ortalığımız dirlik düzen gelse. Böyle hiç güzel değil. Hiçbir her yerden mahrumuz mesela. Düğünümüz var, yarısı geldi, yarısı gelemedi. Biz Ankara'dan geldik ama buraya korkarak geldik. İnşallah aşımız bulunmuştur. Sizin temennin? Önce şey sağlık. Önce sağlık tabii ki bizim için. Hepimiz için öyle değil mi sağlık? Tabii. Önce sağlık. İnşallah aşımız bulunmuştur diyelim. Türkiye için doğalgaz, petrol, böyle herkesin faydalandığı, 83 milyonun faydalanacağı bir müjdeyi bekliyoruz. Başkanımızdan inşallah o da bu müjdeyi bize verecek. Türkiye'miz daha güzel olacak, daha güzel kalkınacak. Onların daha sağlıklı ve sıhhatli olmasını her zaman temenni ediyoruz. Onları bizim başımızdan eksik etmesin. Geleceğimiz için aydınlık yürütebilecek kişiler onların olduğuna güveniyoruz. Benim aklıma bir şey gelmedi, iyi olur yani. Bizim aklımıza şunlar geldi. Aşı olabilir koronavirüsü için, petrol olabilir, doğalgaz olabilir Türkiye için. Sizce de bu mümkün mü? Olabilir. Yani imkanı var diyorsunuz. Evet. Aynı yönde. Aynı doğalgaz ve ekonomi üzerine olabilir. Evet. Yani bundan bir de aşı tabii pandemi dönemindeyiz Türkiye'de. Onun için Cumhurbaşkanı açıklayacağı konu bunlar olabilir. Evet efendim, bugün Kastamonu halkına Cumhurbaşkanımızın yarınki müjdesi için sorular sorduk. Bu sorulardan cevaplar EYT oldu. Akdeniz'deki doğalgaz, petrol oldu. En önemlisi pandemi için aşı oldu. Bizden bu kadar efendim. Allah'a emanet olun, esenle kalın.